Evet, selamlar arkadaşlar. Bugün Total War serisinden Napolyon Total War oyunumuza başlayacağız ve Fransa ile bir senaryo yapmayı planlıyorum. Fransa ile oynayacağız ve Fransa'nın Napolyon'un yaptığı gibi Fransa'yı yüceltmeye çalışacağız bu videoda. Hem de birazcık oyunu tanıtmaya çalışacağım. Niçin bu oyunu seçtiğime gelince, bu dönem birazcık karanlık veya az bilinen çok şey var. Birazcık o dönemleri yaşatmak, oradan esintiler sağlamak bizlere ve birazcık tanımak o dönemi diyelim istiyorum. İlginç bir oyun, birazcık eski bir oyun ama son zamanlarda buna benzer daha yenisi, bu dönemleri yaşatan ya daha yenisi çıkmadığı için şimdilik bu oyunla idare edeceğiz, öyle söyleyelim. Napolyon'un kampına başlayalım. Burada gördüğünüz gibi Napolyon'un 1796-1797'de olan bir bölümü var. Burası senaryo biçiminde olduğu için bunu oynamayacağım. Çünkü bu birinci koalisyon savaşları ve sadece senaryo modunda. O yüzden pek bir şey ifade etmiyor bizim için. Burada Mısır ikinci koalisyon dönemi 1798-1800 zamanı. Fakat İkinci koalisyon 1802'ye kadar gidiyor. Bu sadece Mısır'da olan savaşı konu alıyor ve yine bu bir senaryo biçiminde olduğu için bunu da oynamayacağım. Bizi ilgilendiren Avrupa'daki savaşları 1805 yılından 1812 yılına kadar devam ediyor. Ve bu dönem içerisinde 3. koalisyon, 4. ve 5. koalisyon savaşlarını bize yaşatacak. Elimden geldiğince tarihe bağlı kalmaya çalışacağım. Ama tabii oyun bizi nereye getirir ve aldığı bu sonuçlar, tabii mağlubiyetler ve galibiyetlerle nereye geliriz? Onu bilemem. Çok apayrı bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Ama yani elimizden geldiğince tarihe bağlı kalmaya çalışacağım. Eğer oyun bilmiyorum daha önce bu senaryonun sonuna ben gelmedim, oynamadım. Eğer 1812'den sonra devam ettirirse oyun bizi, ki Total War oyunlarında bu oluyor. Yani devam edebiliyorsunuz daha sonra daha devamlı. O zaman senaryomuzu 1815'e kadar uzatmayı planlıyorum ki böylelikle 1812 yazındaki Fransa'nın Rusya işgalini de konu alabiliriz. Ve daha sonra 1813 ve 1814'teki 6. Koalisyon Savaşları'nı da yaşayabiliriz. Ve yavaş yavaş başlayalım. Altta bir Waterloo var. Bu sadece Waterloo Savaşı'nı konu alıyor. Yani bunu da belki en sonda oynayabiliriz. Duruma göre bakacağız. O sadece bir çatışma, o kadar. Buradaki ayarlara gelince şöyle söyleyeyim. Şu Campaign Difficulty'yi tamamen zor yapmıyorum. Çünkü bu Total War oyunlarını oynayanlar bilir. Yani Total War size oyunu zor yapmak demek, bunun anlamının herkesin size savaş ilan etmesi anlamına geldiğini düşünüyor herhalde, bilmiyorum. Hep sürekli birileri size savaş ilan ediyor. O yüzden onu bir aşağıya aldım. Diğer şekilde çatışmalardaki, arazideki çatışmalarımızda tamamen zor olarak gireceğiz. Yani şunu demek istiyorum, şu biraz daha açıklayayım. Yani en ufak, siz büyük bir imparatorluk haline gelmişsiniz ama ufak bir devlet size kafa tutuyor. Mesela savaş ilan ediyor. Hiç gereği yok. Hiç, belki sizin kuklanız olacak bir devlet. Sizinle iyi geçinmesi gerekirken, yani çok saçma saçma sapan şeyler oluyor böyle, nasıl söyleyeyim. Senaryolar çıkıyor karşınıza vesaire. O yüzden onu bir aşağıya aldım sadece. Birazcık daha mantıklı olsun diye. Veyahut şöyle şeyler oluyor. Adam bir türlü barışa yanaşmıyor. Siz yeniyorsunuz artık. Ölüyor, bitiyor yani. 6-7 şehri varken artık 1'e düşüyor adam, hala direniyor, hala barış kabul etmiyor. Yani bu çok mantıksız ki tarihteki savaşlar, yani hiç 5-6 şehrin işgal edilmesine gerek kalmadan sadece arazide yapılan 1-2 savaşın sonucunda bir barışa gidilmiş olabiliyordu. Yani burada barış kabul ettirmek çok zor. Yani siz galip gelmenize rağmen siz bir şeyler vererek adamdan barış yapabiliyorsunuz. Yani ya altın ya da bir bölge vesaire. Yani bu çok saçma. O yüzden birazcık onu
kolaya aldım bir tık. Bakalım karşımıza ne gelecek. İsterseniz başlayalım ve harita üzerinden biraz senaryo üzerine konuşalım. Benim düşündüğüm kafamda şu anda iki senaryo var. Burayı atlıyorum. The treacherous British have once more conceived. Şu andaki hedefimiz Viyana'yı ele geçirmek diye bize belirttiler. Şimdi şöyle söyleyeyim. İki senaryo var demiştim. Ben tamamen Fransa'da Napolyon'un gerçekleştirdiklerini gerçekleştirmeye çalışacağım. Bu sebeple Napolyon'un yaptığı hataları da yapacağım. O yüzden ilk senaryom yenilgi üzerine olacak. Yani yenilgi şartlarını sağlayacağım. Ondan sonra tabii bu kötü şartlardan galip çıkmaya çalışacağım. Yani nedir bu? Her şey iyi giderse eğer 3. ve 4. koalisyonda gerekli başarıyı sağlarsam 1808 yılında İspanya ile savaşa girmeyi planlıyorum ki bu Napolyon'un birinci hatası tarihte. İspanya savaşını başlattıktan sonra nasıl seyreder bilemiyorum tabi. Daha sonra devamında ikinci büyük hatası Rusya ile savaşması. Bunu da eğer oyun devam ederse, bizi senaryo oraya kadar sürüklerse bunu da yapacağım. Yani bir Moskova'ya kadar ilerlemeye çalışacağım. O zaman da Fransız askerlerinin başına ne geldiyse biz de şu soğukta bak yaşamaya çalışacağız. Şu anda gördüğünüz gibi yer bembeyaz. Aylardan Ocak ve soğuk var. Kar var ve biliyorsunuz Napolyon'un Rusya'daki ordusu savaşlardan çok donarak ölüp yok olmuştur. İşte bu hataları yapacağım ve bunlarda galip çıkmaya çalışacağım, öyle söyleyeyim. İkinci senaryo da galip senaryosu. Ya da nasıl olabilir? Ya aslında şöyle, İspanya Savaşı 1808'de başlayıp 1814'e kadar sürüyor. Yani bir gerilla savaşı var burada. Yani ben burada gider 1808'de girer, 1809'a kadar bütün kontrolü sağlarsam, yani artık burada bir problem kalmazsa ve burada bir problem kalmamış haliyle Rusya'ya girersem herhalde bu zafer senaryosu olur. Ona bakacağız. Çünkü neden galip ve mağlup olarak ayırdım? Çünkü İspanya bizim dostumuz. Birinci koalisyonun haricinde ikinci koalisyon, üçüncü koalisyon, dördüncü koalisyonda bizim yanımızda aslında, Fransa'nın yanında. Beşinci koalisyon oluşmazdan önce dostumuza saldırıyoruz. Öyle söyleyeyim. Öyle bir şey yapacağım. Yani dost olan ülkeye saldıracağım. Aynen tarihte olduğu gibi. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Oyun bizi 3. koalisyon döneminden başlattırıyor. Şu anda Avusturya, Birleşik Krallık, Rusya bizle savaş halinde olması gerekiyor. Şöyle bir bakayım. Evet, Rusya, Birleşik Krallık, Büyük Britanya ya da Avusturya bizle savaş halinde. Ve onların yanında Naples Krallığı, Sicilya Krallığı ve İsveç'te bizim karşımızda şu anda. Şuradan da gördüğümüz gibi dostlarımız da var. Baden-Württemberg, Bavaria, şu ikisi Alman Kutsal Roma İmparatorluğu'nun eski üyelerinden. İtalya Krallığı yeni oluşturuluyor. Tabii ki yanımızdaki Batavian Cumhuriyeti, bu da Hollanda oluyor. İsviçre Konfederasyonu, bildiğimiz İsviçre ve İspanya'da bizim şu anda dostumuz. Tabii bunlardan ne kadar destek alabiliriz, ne kadar savaşlarda asker desteği alabiliriz, orası tartışmalı. Bu oyun bize bunu pek sunmuyor. Ve 3. koalisyonda gereği bizim Avusturya'yı bir yenmemiz gerekiyor. Yani şu Viyana'nın işgali, Venedik'in
İtalyan krallığına dahil olmasını sağlamak istiyorum. Innsbruck, Tirol hakkında bir karar vermedim. Onu muhtemelen belki İtalya krallığına veyahut ben de alabilirim. Bilemiyorum onu. Şurası bir bonus ara bir kent. Belki Bavarya'ya veririz. Bilemiyorum ama İtalya'ya vermek daha mantıklı olabilir. Tabii iş oraya gelsin o zaman bakarız. Şimdi 3. koalisyonda önemli savaşları Ulm, Trafalgar, Deniz Savaşı, Gürnstein, Schöngraben ve Austerlitz savaşları var. Tabii biz böyle bunları tarihte olduğu gibi yaşayamayız burada. Çok zora denk gelirse ancak öyle olabilir. Ama Trafalgar mümkün olabilir çünkü şurada bir donanmamız var. Zaten Trafalgar şurada gerçekleşti. Buna bir saldırı gelirse İngilizler tarafından o zaman Trafalgar diye adlandırabiliriz. Şimdi öncelikle oyuna başlayalım. Hazır buraya gelmişken şurada ticaret yolunu görüyoruz. İngilizler buradan ticaret yapıyor. Ve bu ticaret yolunu kesmeyi planlıyorum. Şu şekilde ticaret yolu kesilmiş oldu. Bu birinci yol. İkincisi Akdeniz'de bir başka donanmamız var. Onunla da şu bölgeye gelip en azından buradan da bir kesmeye çalışacağım. Çünkü başlarına bir şey gelirse biri tutamazsa diğeri olabildiğince aksatmaya çalışacak herhalde. Bir ajanımız var burada. Ajanımız da hemen şu anda Bavarya bizim yanımızda olması gerekiyor. Evet, bizim dostumuz. Onu koruyup Viyana'ya saldırmayı planlıyorum. Venedik'e saldırmayı da planlıyorum. Ayrıca tabii bu Venedik'i ben almayacağım. İtalya'ya bırakacağım. Şunu birazcık geriye çekelim. Burada kim varmış? General Andre Massena burada. Bu da ünlü bir generaldir. Ve şimdi şurada Davut Monsieur, vous nasıl ordre? söyleniyor bilmiyorum Fransızca. Napolyon burada. Monsieur, vous ordre? Mareşal Ney burada. Ve Murat. Ohay Murat burada. Bunlara bir karar vermek gerekiyor. Burada önemli olan şurada Hannover kenti. Hannover birazcık gördüğünüz gibi burada bir Prusya var. Prusya hemen şurada bir arada kalmış. Bu sebeple birazcık savunulması zor bir konumda Hannover. Monsieur. Öncelikle Ah, un lieu d'apprentissage et de culture. araştırmalarımızı genişletelim. Şurada bir Monsieur. bilim adamımız daha var. Onu da üniversiteye gönderiyoruz. Ve ilk önce denizi güçlendirmekle başlıyorum. Önemli, şu anda donanmamız zayıf. İngilizler daha güçlü deniz alanında. Bu yüzden onlara kafa tutmamız ve bizim ticaretimizi onların engellememesini sağlamamız gerekiyor. Önemli olan bu. Ben plan gereği şurada çok savunmasız görüyorum ve Davut'u oraya yolluyorum. Monsieur, vous Fransa seferine, pardon, Avusturya seferine Napolyon'u çıkartacağım. Bizim Bavarya'yı bir şekilde korumamız lazım çünkü tam saldırıya açık olarak Bavarya gözüküyor. Şurada gördüğünüz hem Innsbruck var hem Prag var. Kuzeyinde biraz doğuda da Avusturya'yı görüyoruz. Yani bayağı bir sıkışmış durumda. Ama tabii ki öncelikle her şey para para para. Para. O yüzden direkt Osmanlı bizim dost, bir dost haline geçilmiyor ama güzel ticaret yapalım. Ticaret önemli. Danimarka ile de bir olabildiğince çoğu kişiyle ticaret yapmak istiyorum. Şu anki gelirlerimize baktığımızda 2905
turn başına onu yükseltmem lazım ve ilk önce ekonomi kasabilirim. Ekonomi şimdi ekonomi kasmak için doğru seçimler yapmak lazım. Ne taraftan nasıl gelsin? Şu İtalya'yı desteklemek için buranın evet, ya güneyi ya da kuzeyi geliştireceğiz ya da Paris'i. Yani çok bölünmüşlük olacak ama bir yerden başlamak lazım. Evet, buradan şöyle bir başlangıç yapalım. Bir tane daha ufak. Bu çok fazla mı? Neyse. Ticarete devam edelim. Mecklenburg. Evet, şu anda olabilecek bütün herkesi değerlendiriyoruz. Portekiz. 310 tamam. İsteyebilirsin. Kabul ediyoruz. O da kabul etti. Güzel. Burada başka kalmadı. Şu anda yok. Hessen varmış. Hessen çok önemli. Evet. Bu da çok güzel. Prusya. Tamam. Kabul. 480 altımız var daha. Ya açıkçası Napolyon'u desteklemek istiyorum. Biraz daha 8 ilerfuk, evet bu güzel. Biraz asker basabiliriz açıkçası. Bunun için de şuradan bir asker basıp mevcut askeri de şurada Antwerp limanına kurmaya yollayalım. Limanların konulması çok önemli çünkü ticaret yapıyoruz orada ve bu ticaretin baltalanmaması gerekiyor. Yalnız ben bir karar değişikliği yapacağım. Burada bir tanesini iptal edeceğim artık. Ama hangisini iptal etsem? Şunu bir iptal edelim. Onun yerine ticaret limanından bir ticaret gemisi yapalım. Amacım şuradaki ticaret noktalarını ele geçirmek. Keşke tabii burası Empire Total War'da olduğu gibi açık olsaydı da buralara asker gönderip alabilseydik. Şimdi buraları böyle monte edilmiş. Napolyon Total War'a, Empire Total War oynayan arkadaşlar bilirler. Sonuçta buralarda da savaşabiliyorsunuz. Hatta Amerika kıtasında, Hindistan ve diğer birkaç bölümde Madagaskar gibi, Fil Dişi sahilleri gibi ve Uzak Doğu Sumatra taraflarında, Hint Çin taraflarında da sadece deniz savaşları yapılabiliyor. Öyle bir şey olsaydı daha güzel olurdu ama ne yapalım artık bunu da idare edeceğiz. Öncelikle artık birazcık açıklama bölümünü geride bırakıp oyuna konsantre olmayı düşünüyorum. Evet, ilk turnumuzu yapalım. Her şey tamam herhalde. Unuttuğumuz bir şey. Evet. Şurayı unuttuk. Ekonomi, pardon, teknoloji bölümü. İlk olarak birazcık para kasmak için ulusal borç kısmını aktifleştiriyorum. Ve devam. Tabi burada inşallah İngilizler ticaret yollarımızı kapatmaz. Bu çok önemli. Şimdi evet güzel. Bir asker Osmanlı Avusturya'ya savaş ilan etti. Ve neyi de ben oraya yollamam lazım destek olarak bence. Neyi de Napolyon'u destekleyebilir. En avant pour la couronne et le pays.
Şimdi birazcık asker lazım. Napolyon'u desteklememiz lazım. İki at. Şurada İki Napolyon'un birliklerinde neyimiz var? Şunlardan iki tane var. Tam 2, 4, 6, 8, 10. Yani yaklaşık 10 tane yeri birini ekleyebilirsek Napolyon'u fullemiş oluruz. Tüm ordusunu. Tabi bunun dezavantajı da var ya. Ne kadar çok asker yaparsak o kadar çok giderimiz artıyor ve para kazanamıyoruz. Ve gelişemiyoruz. Problem yaratıyor bize. Bence birazcık destek yaparak Napolyon'a yani 5-15 yani bu yeterli olabilir diyorum. Daha sonra bakacağız. Belki olmazsa destek o zaman veririz. Şimdilik fazla ekonomiye darbe vurmaması için bunları fazla asker kasmıyorum. Şu limanı da geliştirsem iyi olacak ama bir sonraki sefer artık. Evet. Comment puis-je vous servir? Bu turda fazla bir ekonomik gelişme sağlayamadık. Artık yapacak bir şey yok. Belki şurayı, evet şurayı geliştirilebilir. Evet, 300. Ahırlar ne sağlıyormuş bize? %50. Evet, yeterli bir gelişme şimdilik. Ve devam. Şimdi ben de birazcık anlatım modundan birazcık o olayı yaşama moduna geçmeye çalışmak istiyorum. Evet şu anda İngilizler ticaret yolumuzu kapattılar. İstemediğim bir şey. Ama başımıza geldi. Şimdi bakalım ne yapabiliriz. Evet Ney, sen şöyle bir gel. Seni Viyana'ya yollayalım. Viyana'nın nabzını kontrol edelim arkadaşlar. Çünkü amacımız Avusturya'yı saf dışı bırakmak. Çünkü 3. koalisyonda Avusturya var ama 4. koalisyonda Avusturya yok. Bu yüzden bir Avusturya'sız bir savaş yapmak istiyorum ben. Öncelikle şu limanı aktifleştirelim. Trading port, evet bu işimize yarayacak. Daha fazla nasıl geliştirebiliriz? Şuradan bir top otelimizi geliştirelim. Ve biraz da yani ticareti arttırmak, para kazanmak gerekiyor. Buna yönelik kasacağım biraz. Şurası çok savunmasız bir halde şu anda. Onu nasıl yapacağız bilemiyorum. Neyse artık onu bir sonraki turda yapmaya çalışacağım. Ve Şubat ayına gelmişiz. Biz Viyana'ya taciz edebiliriz şu anda Napolyon bize. Şöyle bir şey yapalım. Ve bir daha geri. Vurkaç taktiği en azından birazcık Avusturya'ya zarar vermeye çalışıyorum. Oo, donanma birleşti. Britanya donanması birleşti arkadaşlar. Artık alt etmek çok zor olacak. Zaten İspanya kıyılarına gelirlerse beni kesin alırlar.
Evet, gelirimiz düştü şu anda gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Yeni birlikler katıldı. Onların da giderleri var. Anafer desteği bulunuz. Yapıldı. Sadece bir top bekliyorum buradan. Ve iki at, iki süvari birliği, iki piyade birliği katılacak Napolyon'a. Ve burayı geliştirelim. Şurada bir gunship yapıp üniversitemizi geliştirelim. Bunu araya sokmuş olduk birazcık. Tabii bir de bizim gemimiz, ticaret gemimiz geldi değil mi? Doğru. Bir tane daha yapalım. Var olanı da en yakın şurası, hemen bir gönderelim. Şuradan bir başka noktayı tabii engelledik. Şimdi Napolyon daha iyi taciz yapabilir. Hatta tacizler içinde neyi kullanayım? Evet, ticaret yolunu kestik, ticaret yolunu kestik. Güzel. Napolyon'un şu gelmesi. Zannedersem tamam, bu turnlük bir işimiz kalmadı. Şiliman gelmek üzere. Yerleri yerinde. Belki Hanover'den vazgeçebilirim ya. Orayı koruyamayabiliriz ilk seferde. Biraz uzak kalıyor bize. Bir de şuradaki Kleve Mark dediğimiz bölgede de Prusyalılar var. Yani oraya para harcamak biraz zor olabilir. Yani geliştirip geliştirip daha sonra elden kaybedersek pek bir anlamı kalmaz. Yapma, yapma, evet gelme. Bir an korktum limanı kapatacak diye. Evet, Rusya karşımızda. Yani Avusturya'ya saldıracağız ama şu anda bir Rusya tehdidiyle karşı karşıyayız. Rusların orduları var orada. Yani yalnız değil şu anda Avusturya. Şöyle bir sızmayı deneyelim, sızamadık. İçeriye sızamadık. Evet, topumuz gelmiş. Ve gidelim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, havalar da düzeldi bu arada. Gördüğünüz üzere karlar kalktı. Şu anda şurada bir Rusya var. Nasıl? Yani ben mi karşılaşsam acaba, yoksa onu bıraksam mı? Arkaya doğru sarksınlar. Sakıncalı bir durum orası ama ne yapacağım? Yani yapacak bir şey yok. Şurada bir gelişim. Paris'te bir gelişim yapamıyoruz ne yazık ki. Burada silah. ...800 biraz daha mı yüksek yapsak? Şurayı yükseltsek mi? Şu anda bilemedim çünkü orasını çok geliştirmek yanlısı değilim. Yani şurayı geliştirelim. Bir de buradan kazanabiliriz. Şimdi Napolyon'un yapacağı iş. Acaba Rusya nereye saldıracak? Bavarya'ya saldırır mı? Ya da bırakalım Bavarya'ya saldırsın. Yani Bavarya ona karşı koyabilir. Yani şöyle bir bakalım. Yani fena değil.
Neyi bırakırdım burada ona destek vermesi için Bavaria'ya, ama nasıl yapacağız onu? Şöyle neyi bırakırsam Napolyon açıkta kalır. Hey! Şöyle Votre yapalım. serviteur. Ney? En avant, Bavaria'ya marche! desteğe kalsın. Monsieur! Napolyon biraz geriye gelsin. À gauche, Bir an önce marche! birleştirmek istiyorum. À vos ordres! -315. Mecbur diğer turn'da yine gelişimimizi sağlayacağız. Biraz ticarette Osmanlı ile nasıl gelişebiliriz acaba? Breaking. Present. Yok, vermeyeceğim. Çok öyle bir şey. Bizim Hessen'in topraklarından geçme hakkımız yok. Ben bunu istiyorum. Hadi ver koçum. Tamam. Birazcık para kaybettik ama olur. Tamam. Güzel. Artık Hessen topraklarından da özgürce geçebiliyoruz. Yani Hannover'e Cleves Mark'a ihtiyacımız yok Hannover'e ulaşmak için. Devam. Désiré. Yapma bunu, yapma. Evet, Ruslar geride. Viyana'yı almak çok zor olacak o zaman. Bizim daha fazla askere ihtiyacımız var. Yani uzun lafın kısası, sadece Napolyon'un ordusunu donatmamız yetmeyecek. Kalkıp neyin ordusunu da yapmam lazım ya. Bizim ajanımız ne yaptı? İçeri sızabildi mi? Yok hala. Comment puis-je vous aider? Je prends la cible en filature. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi hangi teknolojiye geçelim? Yaz. Bir 5 turn daha bekleyip evet, klasik ekonomiyi de geliştirelim. Daha sonra Fire and Advance dediğimiz şeyi geliştiririz. Birazcık elit gruplar yaratmak istiyorum açıkçası. Uzun kısası. -3 maalesef. Daha fazla askere ihtiyacımız olacak orada. Yani bir ikilemde kalıyoruz. Ama diyorum ki ticaret, ticaret, ticaret. Evet, bakalım. Tabii limanı kapattılar. Kahve alamıyoruz. 2500 çok az. Çok az bir değer. Ama yine idare edeceğiz onunla. Aslında yolları geliştirsem iyi olacak ya. Ordunun hızlı transferini sağlamış olurum böylelikle. Ne hikmettir? Avusturya yerinden çıkmıyor şu anda. Kımıldamıyor. Bir yanaya sıkışmışlar böyle. Sadece orayı savunuyorlar. Yok, yine 2600'de kaldık. Yine adamlar blokajı kaldırmadılar. Gemimiz geldi, limanımız geldi. Evet, en azından kahve çekirdeğini ülkeye sokabiliyoruz.
Öncelikle buradaki ticareti, Akdeniz'deki ticareti arttırayım ki bize Atlantik'te ekmek yok. O anlaşılıyor, biraz zor. İngilizler kapayacaklar hayır. Bunun yerine Akdeniz'den ticaretimize devam edelim. Ya Prusya'dan korkuyorum şu anda. Prusya savaşa girmemesi lazım. Prusya savaşa girene kadar bizim yani bazı şeyler halletmemiz lazım. Rusya savaşa girene kadar hem ekonomiyi düzeltip hem de Avusturya'ya alabilecek bir güce erişmemiz lazım. O nasıl olacak işte? Orada bir Rusya desteği varken o da bir soru işareti. Acaba yem atsam gelirler mi? Yani bir orduyu full yapıp oraya salsam arkadaşlar. Yani Avusturya topraklarına. Bize saldırırlar herhalde. Bize saldırırlarsa kazanabiliriz. Birazcık zayıflatmış oluruz onları. Veya en azından Ruslarla savaşırsak ve kazanırsak Rusları oradan atarız. Avusturya yalnız kalır. Ama o da biraz zor olacak yani. Hadi birleşelim artık. Evet, biraz daha iyi. Ama bence yetmeyecek. Evet, güzel gelişmeler. Ama hala evet, hala liman tutuluyor arkadaşlar. Bu limanı alamadıkça hiçbir ticaret yolu açamıyoruz yani kapalı. Bence de topları mı geliştirsek acaba? Yani bir top gelişimi yapalım burada. Yani lazım olacak bize onlar. Er ya da geç. Gemimiz var mıydı? Yoksa... Evet yapılıyor. Diğer bir yol da aç şu anda. Burada da baharat var. Evet. Şu anda baharat daha pahalı. 31. Altın, bunun diğeri 16. Neredeyse iki katı daha pahalı baharat. Ve bu baharat da gelince daha iyi bir gelir elde edebiliriz. Fakat Danimarka, Mecklenburg ve Portekiz ile yapılan ticaret yani hiçbir hayır gelmiyor şu anda. Kapalı olduğu için limanımız. Bu arada daha 3 turn var. Devam. Seste bir sıkıntı var galiba. Ona da bir bakalım. Çünkü adamların sesleri gelmiyor şu anda.
Yani ayak seslerini duyabilmemiz gerekiyor ama öyle bir şey olmuyor yani. Şöyle bir options sound müzik yok. Tamam, müziğe gerek de yok. O zaman back resume. Brest Limanı şu anda güçlendirildi. Yani şu donanmayı alt etmemiz lazım. Bir şekilde onu alt etmem lazım. Gemi yapımına başlasak mı yoksa ticaret gelişimine devam mı? Para kasalım ama yolları yapalım ilk önce. Yolsuz devlet ne olur? Şurada hiç yol yok neredeyse. Burada da yol yok. Buraya asker takviyesine başlayacağım artık yavaş yavaş. Ajasyon'da bile yol yokmuş. Strasbourg. Tabii adamlar gidemiyor. Bu işin yağmuru var, çamuru var. Yani Marsilya'da bile yani. Yollar çok kötü durumda. O kan. Kanı da aldık. Evet. En kötü yolları düzelteceğiz. Gelirimiz 3600'e çıkmış tekrar. Güzel bir gelişme. Ama artık Napolyon'un birazcık aktifleşmesi lazım. Innsbruck'a saldırsak mı? Marche! Şöyle bir bakalım. Evet, Innsbruck savunmasız. Ruslar da savunmasız. Evet. Oui. Ben bir Innsbruck'a ve ilk savaşımıza geldik arkadaşlar. Bize zaten Gutenberg de destek veriyor. Baden-Württemberg, o da güzel. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Bence bu savaşı rahat alırız. Ve asıl bize getirisi bence Napolyon'un ordularının şöyle söyleyeyim deneyimlerinin artması. Evet, güzel. Burası çok içeride kalmış. Düzenleyelim şimdi orduyu. Napolyon burada. Şöyle. Önce bir nereye koyacağımıza bir karar verelim. Monsieur. Monsieur. Artillerie au rapport. Birazcık dışarıdan. Şimdi şuraya pek gitmek istemiyorum çünkü onlar bize saldıracak. Yok, biz onlara saldıracağız. Yani şehir savaşı yapmak istemiyorum. Orada zorlanacağız. O yüzden hiç gerek yok böyle şeylere. Direkt onları şehrin dışına davet edeceğim. Yani dizilimimle dizileyim. Şöyle biraz kanadı koruyalım. Infanterie. Hayır. Evet. Güzel. Lancez-les. Senden de bir kanat koruması alalım. Ve geriye şu ikisi kalıyor, değil mi? Doğru. Ya bu ikisinde kararsızım ben ya. Nasıl yapacağız?
topların korumasını alabiliriz. Bir deneyelim bu şekilde. Bakalım toplara zarar verecek. İnşallah vermez. Yani friendly fire olayından bahsediyorum. Kendi birimlerini vururlar mı? Şöyle bir bakayım. Yok, vurmazlar herhalde. Burada atlı birlikler çok önemli. Onları da kanatların kanadına aldık mı? Tamamdır. Şunları da bir yapalım. Da bunu da alalım. Bize bir olsun. Tam ortadaki. Ve savaşımıza başlayalım. Haydi bakalım dostlar. Düşmanda top yok. Bu mükemmel bir olay. Artillery can be a great incentive. Mükemmel bir haber. Şuraya atış etmenin hiçbir anlamı yok çünkü evlerden dolayı bir blok blokları var onların. Yani eve çarpmasını istemiyorum. Atışları. Birazcık hızlandıralım. Oo, güzeldi bu. Ne, toplam iki kişi mi aldık? Yani bu kadarcık mı? Oo, güzel. Bu arkadaşlar özel birim. O zaman size özel muamele çekelim. Evet, süper! Süperdi bu. Evet, bir taştan kaç kuş almışız? 5 kuş. Evet, 5 kuş, 5 kuştur. Sanırsam kanatlar işe yaramayacak. Sanki kanatları biraz daha ileri alıp. Ve şurayı da biraz ileri alıp. Yani ileri almamdaki amaç ateşi üzerime çekmeye çalışıyorum da. Hollandiye! Tabii benim toplarım olduğu için onlar bana saldırıyor. Ben ne kadar ben onlara saldırıyorum çünkü olsa da çünkü yani top atışı altında duramazlar sürekli. Bir yerden sonra saldırmaları gerek. Çünkü ben onları top atışlarımla indirebilirim. Yani çok gereksiz saçma bir olay olur onlar için. O yüzden mecbur ileri atıyorum şu anda. Yani gelmek zorundalar yani öyle ya da böyle. Bunlar gelmek zorunda. Evet, şu anda küçük bilye konumuna geçtik. Bilye atışları yapıyoruz. Şöyle büyük bir gülle değil de küçük küçük bilyeler yolluyor. Ve yani gördüğünüz gibi sarılıyor etrafa ve birden çok çok fazla insan öldürebiliyor. Evet, süper süper süper. Küçük ek bir bilgi vereyim. Fransa İhtilali sırasında devrimciler Toulon'da sıkıştı.
kaçtıklarında, kralcılar onları sıkıştırdığında topçu subayı olan Napolyon Bonaparte sıkışan devrimcileri top atışlarıyla kurtardı. Yani onları kıstıran kralın adamlarını, kralın askerlerini ya da kralcı olan Fransız halkını, öyle söyleyelim, küçük bilyelerle sıkıştırdı. Onlar az kalsın onları öldürecekler de o duruma geldiler. Fakat yani bir topçu birliğine sahip olmanız çok şey ifade ediyor o dönemde. Diğerlerinin topları yoktu. Ama Napolyon'un vardı. Ve bu atışlarla bütün bir kuşatmayı kaldırıyor. Nereye atış ediyorsun hala ya? Bu anlaşılmaz bir şey ya. Şuraya diyorum sana, şuraya. Hepiniz buraya. Hala uzağa atış ediyorlar ya. İnanılır gibi değil. Hala buraya geliyor saçmalar. Ne oldu? Boşu boşuna şu atları şuraya çekelim. Ya tamam ya, tamam. Tamam dur o zaman. At. Şu anda kendi kendimizi vuracağız yani. Olay, iş oraya gitti. Şuna atacağım, şuna. Biraz kaçak dövüşüyorum şu anda ama sebebi atlılar çok rahat ölüyor. Sayıları az. Çok rahat ölüyorlar ateşleme sırasında. Ve Bonaparte. Napolyon gel bakalım ya. Sen dostum bunu alabilirsin. Dur. Ateş kes. Préparez-vous à vous battre. Monsieur. Lancier, votre attention. Yani açıkçası kaybedebildiğim kadar az birlik kaybetmeyi istiyorum da o yüzden şu anda yaptığım şu manevraları yapıyorum açıkçası. Sir! Sir! Our general is under attack! Nasıl under attack ya? Biz vuruyoruz. Vursun. Madem Württemberg geliyor. Evet, gelsinler. Şu ve şu. Artık saldıralım yani. Değil mi? Artık. Burayı vuralım. Sen de zahmet olmazsa. Oo, şurada gördüğümüz gibi balon desteği var. Dikkat etmedim, o bizde miydi, karşı tarafta mıydı onu bilemedim.
Hadi Napolyon, hadi Napolyon. Ya çekilin ya önünden, çekilin şu topun önünden, öleceksiniz. Öleceksiniz, çekilin. Görebiliyor mu? Açısı kötü. Arazide görmesi zor. Ama her şey daha bir ateş etsin de. Daha sonra bakarız çaresine. Evet, ne oldu? Öldürdük mü? Öldüremedik mi? Şimdi burada ne var? İki tane şunlardan var. Kenarıya alabilirsek. Bunlar tüfekli piyade. Hiç onları arkaya aldım. Evet, Batem Mütemberk. Yapabilirsin dostum. Evet, savaş tamamen kontrolümüz altında. Heroic victory, super. Glorious victoire. Sadece 56 kayıp. Yani süper, bence süper. Bakalım. Tabii sadece Napolyon Bonaparte birazcık rütbe kazanmış, yani deneyim diyelim. Diğer topçularımız deneyim kazanmış ve başka hiç kimse az öldürmüşler, yapacak bir şey yok. Ve bizim oluyor. Peace of Fry diyelim. Ve tamir edelim. Verdiğimiz yıkımı, harabı. Şimdi bu noktada çok güzel asker desteği buradan yapabiliriz. Başka yerden gelmesine gerek yok. Sadece top desteği alalım. Sadece top desteği illaki buradan gelecek yani. Doğru mu? Başka yerden yok. Neyse, şimdilik Napolyon bu şekilde kalsın. Bakalım ne yapacak. Bir sonraki turn'de Rusların davranışına göre biz de bir yol çizeceğiz kendimize. Şimdilik bu ilk bölümü burada bitirmek istiyorum. Umarım eğlenceli geçmiştir. Pek eğlenceli olmayabilir ilk bölüm. Birazcık açıklamayla geçti ama bundan sonraki bölümler artık daha böyle açıklamadan daha az, daha çok eğlenceli bir şekilde geçecek. Şimdilik sizlere iyi günler diliyorum. İkinci videoda görüşmek üzere.